Herkese merhaba değerli dostlar. BIST 100 endeksiyle ilgili kısa bir değerlendirmemiz olacak. Berat Albayrak'ın istifası şu dakikalarda kabul edildiği açıklandı. Artık önümüzdeki süreçte yeni Hazine ve Maliye Bakanımızın kim olacağı ile ilgili ve bu bakanın yapacağı açıklamalar piyasaya güven verecek mi? Ve aynı şekilde piyasanın güvendiği bir isim mi, tanıdığımız bir isim mi? Piyasa bunları fiyatlayacak önümüzdeki günlerde. Tabii BİDE'nin seçim zaferiyle beraber daha önce konuştuğumuz gibi teşvik paketinin ötelendiği beklentisiyle altının ons fiyatının değer kaybettiğini görüyoruz. Aynı şekilde dolar endeksinde de faizle ilgili birkaç tane basamağın hafta sonu itibariyle Berat Albayrak ve Merkez Bankası Başkanı'nın, faiz karşıtı bakanlarımızın bu süreçten çekilmesiyle faiz arttırma ihtimalinin arttığını görüyoruz. Tabii piyasa bunu beklentisini satın almaya başladı. Dış piyasaya baktığımız zaman şu saatlerde bizim kapanışımızın hafif üzerinde ve bazı ülkelerde birazcık daha yüksek derecede artışlar var. Ama benim en çok dikkatimi çeken bizim korku endeksi diye bahsettiğimiz VIX endeksinin yaklaşık belki 1,5 senenin dibine gelmiş olması. Bu çok güzel bir şey. Bu yatırımcıların artık piyasaya yeniden güvendiğini ve ilerleyen dönemde para girişinin artacağını gösteriyor. Bilakis de borsalardaki müthiş yükselişin asıl destekçisi bugünkü gerçekleşen aşı çalışmasının iyi gittiğiyle ilgili haberdi. Tabii böyle bir haber gelince bizim turizm ve havayolu şirketlerimize yüksek derecede bir artış gerçekleşti. Bankalara yüksek miktarda giriş gerçekleşti. Zaten bizim ETF'lerimize ciddi miktarda para girdiğini ve önümüzdeki süreçte bunun 2018'e benzer bir yükselişi, 2,5 aylık bir yükselişi tetikleyeceğinden bahsetmiştim. İsterseniz bu hafta neler olabilir onlara bakalım. Ben bu hafta 124.500'ü görürüz diye düşünüyordum. Ancak şu an fikirlerim değişti. Daha yukarı çıkarttım çıtamı. Şu an burada hafif bir boşluğumuz oluştu. Tabii endeksin %2 de artı aşmasıyla bu boşluk bir şekilde dolacak. Ama şu an olur mu onu bilmiyorum. Şu an pek olacağını düşünmüyorum. Asya piyasaları bugün itibariyle aşı çalışmalarından kaynaklanan volatil, yüksek, güçlü, güzel bir yükselişe öncülük edemedikleri için, destek olamadıkları için yarın muhtemelen bu yükselişe onlar tekrar öncülük edecekler. Bu yükseliş bir miktar daha sürecek. Endeksin teknik olarak baktığımız zaman 123 bölgesindeki dirençten ikili bir tepe yapıp buradan hafif bir sarktığını görüyoruz. Ama buradan yeniden tekrar yarın test edilecek muhtemelen ve geçildikten sonra şu yükseliş trendini değdiği 122.000 bölgesinin üstüne de çıkarak yaklaşık 126.000 bölgesine kadar yönelecek. İlk direncimiz 124.500 seviyesinde artık. Ben artık 123 bölgesini bir direnç olarak görmeyeceğim. Çünkü burası artık zayıfladı. Dış piyasa da burayı zayıflattı. Şimdi önümüzde 124.500 var. 124.500 bölgesi kırıldıktan sonra da artık hayati derecede önemli dediğim, sizi daha önce uyardığım, aynı 122'de uyardığım gibi burada da uyaracağım. 126 bölgesi bizim için birazcık mihenk taşının daha da yukarıya çıkacağı, 130 bine doğru endeksin yükselebileceği ihtimalini arttıracak. O yüzden burayı takip ediyor olacağız. Geçen hafta Para Borsa.net'te yayınladığım bir makale vardı. Orada bahsettiğim hisseler muhtemelen yükselişlerini sürdürecekler. ECLC ile ve DEVA ile ilgili genel itibariyle bir video analiz paylaşmıştım. Umarım izlemişsinizdir. Sağlık sektörü ve gıda sektöründe bu dönemde bir borsanın performansının gerisinde kaldığını şahit olacaksınız. Önümüzdeki süreçte ne yapacağız? Önümüzdeki süreçte bazı hisselerde bilakis yükseliş potansiyeli olan ve son 118.000 ile 109.500 bölgesinde düşüşte yabancıların topladığı kağıtlara yönelmenizi tavsiye ederim. O kağıtlar belli zaten. Çoğunu analizini yapmıştık. Ben Para Borsa.net'te bugün akşam makaleyi gönderdim. Muhtemelen arkadaşlar son düzenlemeyi yaptıktan sonra paylaşacaklardır. Oradan borsanın genel itibariyle durumunu ve BİDE'nin ülkemiz üzerindeki düşüncelerini ve aynı zamanda dolar konusundaki düşüncelerimi orada paylaştım. Ufak bir değişiklik olursa ya da ters bir durum olursa ben mutlaka paylaşacağım. Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere yarın.